Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Tuttu. Değerli öğrencim Tonguç'la beraber size bugün standart sapmayı anlatıyoruz. Evladım sapma yolunda. Anladım hocam. Lütfen. Standart sapma çok garip bir kelime hocam yalnız. Yani Yani argo gibi sanki. Argo gibi gözüküyor. Sapma sapık hepsi aynı kökten geliyor unutma. Ama, şimdi bu sapmanın ne olduğunu anlayacağız. Veri analizi ölçüleri yani istatistikte veri analizi ölçüleri ikiye ayrılıyor. Merkezi eğilim, merkezi dağılım diyor Tonguç. Hmm. Merkezi eğilimler aritmetik ortalama. Ortanca değer ve tepe değeri. Hatta ortanca değeri ne diyorduk hatırlıyor musun? Böyle bir tane havalı bir adı var. Medyan. Medyan. Vay. Tepe değerini diyorduk Tonguç? Peak point. <laughs> Pardon mod. Mod diyorduk evladım. Şimdi bunlar merkezi eğilim. Yani merkez nerede onu bulmaya çalışıyorum. Ya. Bunlarsa merkezi dağılım. Acaba nasıl dağılmış? Bunlar ne için hocam? İşsiz mi bu insanlar? Ne Şimdi için yapıyoruz bunları? biz bunlar? sınav notlarımızı öğretmenler değerlendirirken bunlara bakıyoruz. İşsiz anladım abi? hocam. O yüzden işsiz olur mu canım? Senin sınav kariyerine her şey bunlar belirliyor. Bak açıklık, çeyrekler açıklığı zaten 7. sınıftan öğrenmiştik. Onlar da ek, ek olarak standart sapmayla destekleniyor ve kare köklü böyle garip bir sayı çıkacak. Şimdi anlatacağım sana nasıl hesaplandığını. Nedir ilk baştan anlayalım? Merkezi dağılım ölçüsüdür Tonguç. Ha. Nerede kullanırız peki? Veriler tutarlı mı değil mi? Onu nasıl anlayacağız? İşte bunu anlayabilmek için Standart bir sınav yaptılar. Sınav hesaplamak. Mesela bak şu insan grubuna baktığımız zaman bir tanesi küçük, evet. bıdık. Bir tanesi eşek kadar, bir tanesi ortalama. Bir garip grup bir insanlar değil mi? Evet, yani evet hocam. Bunlar bir arada dolaşsa sen sence bu çok tutarlı insanlar. Ah ne kadar güzel der misin? Daltonlar derim hocam. Bunlar ne garip insanlar dersin değil mi? Evet. Ama bak şu insanlara baktığın zaman hepsi birbirine yakın değil mi? Evet hocam. İşte bak bunlar birbirlerine yakın uzaklıktalar ve dolayısıyla bunlar daha tutarlılar. İşte tutarlı mı değil mi onu anlamaya çalışıyor. Şimdi sen insanlara bakarak anlayabiliyorsun ama sayılara bakarak nasıl anlayacaksın Tonguç? Ha. İşte onu yapmak için sanar sapmayı uydurmuşlar. O zaman bunlar tutarsız diyoruz. Hatta tutarlılıkla sanar sapma arasındaki ilişkiyi anlatıyorum şimdi. Ama nasıl hesaplandığına bir bakalım. Sanar sapma hesabı için burada sanar sapma var sen de buradasın tamam mı? Evet hocam. Buradan karşıya nasıl gidebilirsin? Yüzerek. Çüş. Yüzerek gidemezsin. Gözüküyor. Buradan buraya adım adım atlayarak ha, gidersin. Onlar parça, kara parçası Onlar mı? kara parçaları. Ha. Aynen. Bu adım adım atlamazsan ne olur? Yere düşersin, suya düşersin, yamulursun, patlarsın. Aynen. Aşağıdan da geçemiyorsun. Bak görüyorsun. Aynen. aynen. Şimdi nasılmış peki? Aritmetik ortalamayı bulmakla başlıyormuşuz. Mesela bir veri grubu verdi bize. Aritmetik ortalaması nasıl bulunur? Teker teker bunları toplarım. Bak teker teker topluyorum Tonguç. Kaç çıktı? 6, 10, 16, e, 25 çıktı değil mi Tonguç? Evet hocam. Ondan sonra 25'i de kaç tane sayı vardı Tonguç? 5 sayı. 5 sayı. Ona böldüm o zaman 5. İşte bu bizim aritmetik ortalamamız Tonguç. Aritmetik ortalamayı bulduk mu? Buldum hocam. Her veriden aritmetik ortalamayı çıkar. 3'ten 5 çıkarsa ne olur Tonguç? Eksi 2. 3'ten 5 çıkarsa ne olur? Eksi 2. 4'ten 5 çıkarsa? Eksi 1. Eksi 1. 6'dan 5 çıkarsa? 1. 1. 9'dan 5 çıkarsa? 4. 4. Her vir veri, her virden orbitikometriyi çıkardıktan sonra sonuçların karelerini al topla. Şimdi bunun karesini alırsak ne olur Tonguç? 4. Bunun karesini al. 4. Süpersin sen. 1, nasıl bir zeka ürünüsün? 16. Hayatında böyle bir şey görmedim. Zirvedeyim hocam. Şimdi bunları topla Tonguç Hazretleri. 16 20 25 26 hocam. Ooo oh, bir dakika, emin misin? 20, 20. vallahi sana güvenmedim ama haksızlık yaptım. Boynuz altı... kulağa geçemez ama hocam ben boynuzdan neyse sustum. Maşallah. Veri sayısının bir eksiğine böl diyor bak. Veri sayısı kaç taneydi? 1, 2, 3, 4, 5 tane değil mi? Kaça böleceğiz? Bir eksiğine yani dörde böleceğiz. He. Yirmi ton güç. 26'yı dörde böldükten sonra, sonra karekökünü kökünü al diyor. 26'yı 4'e bölelim. Sadece direş, sadece 26 bölü 4 yedik ya. Evet hocam. Olsa böyle karikatür. İşte bu bulduğumuz değer Tonguç'um standart sapma. Tam bir işsizlik hocam ya. Tam bir işsizlik. Yani, yani bunu, yazık. Vallahi acıdım öyle. Bunu merak hocam. etme, merak etme. Öğretmenler bunu her gün yapmıyor. Bilgisayara giriyorlar, artık bilgisayarlar yapıyor. Ama He. bizim en azından bir bilgi olmamız olması için bize öğretiyorlar. Anladım. Onlar da akılda. Esas sorular ama bunlar gibi değil de şöyle çıkıyor. Standart sapma tutarlılık. Bak Tonguç'um. Standart sapması yüksekse yüksek bir tepeyse. Tövbe, evet hocam. Standart sapma yüksek olunca tonguç tutarlılık ne yazık ki şu adama baktığın evet. zaman tutarlı oldu der misin? Az. Hayır, tutarlılık az, kötü. Bu kötü ya iyi bir veri değil. Ama standart sapması eğer düşükse Evet hocam. veriler birbirine daha yakın olur. Dolayısıyla tutarlılık çok fazla diyoruz. Fazla hocam. tutarlılık yani akıllı bir adam. Mesela Tonguç'la Tongül'ün aldığı notlara bakalım. Evet. Matematik, fen, Türkçe, sosyalde bak aldığı notlara baktığımız zaman hemen hepsinin aritmetik ortalamasını bulunca aritmetik ortalaması bunun da 60, bunun da 60 çıkıyor tamam mı? Evet hocam. Hesaplarsın kendini istersen. Ama bakıyoruz ulan o zaman hangisi daha başarılı? Tabii ki ben hocam. İşte bakalım. Şimdi hangisi daha tutarlı gibi gözüküyor? Tabii 50 almış, 90 almış, bir 20 almış. Hayda. Ya 90 almış ama bir de 20 almış. Hocam yakalandım kopyacı çekiyordum. 80 almış. Ya böyle bir dengesiz değil mi? Hı. Tonguç o yüzden dengesiz yazabilir Teşekkür miyiz? Teşekkür ederim hocam. Aferin. Tonguç, Tongül'e baktığımızda 50, 80 almış, 60, 50 hep aynı seviyede. Hep kızlara kanat kutunu zaman... bol veriyorlar hocam o yüzden. Aynen aynen. Tabii canım öğretmen sözlüğü abartıyor. Aynen aynen. O zaman de, Tonguç dengesiz yani tutarsız diyoruz. Rezil. Bu da tutarlı. Hangisi daha başarılı? Tabii ki de Tongül hocam. Tongül başarılı diye bir yorum yapabiliyoruz. Anlaştık mı Tongülcüğüm? Anlaştık hocam. O zaman sen bizi paylaş. Bütün Tamamdır platformda hocam. da Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta. Tamamdır hocam her türlü. Ödüllü sorumuzu yap. Cevaplara gönder bakalım. Bak telefonları karşılaştırıyoruz. Bu da reklam yok sonra. unutma. Reklam yok sadece karşılaştıralım. Tamamdır hocam.